Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün önümde envai çeşit abur cubur görüyorsunuz. Bunlar Almanya'da bulabildiğim Noel, yani daha doğrusu Noel'e özel abur cuburlar ve bunları sizinle birlikte denemek istedim. Tabii konsepte uygun olması için bir saniye Zuzu, henüz etiketini çıkarmadım. Bir adet şapkam var. Bayağı her yere sim döküyor ama onu da takmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Çünkü konsept bu. Nasıl oldu? Evet, başlayalım mı? Şimdi ben şöyle yapayım. Hızlı olarak hepsini açayım. Tabaklara, ki buraya hazırladım. Tabaklara yerleştireyim ve sonra tadıma geçelim. Evet. Arkada hırsızlık yapmaya çalışıyor. Ben şimdi hepsini şu şekilde önüme hazırladım ve teker teker tatmaya başlayacağız. Ağzımda salyalar birikti. Şimdi ilk olarak bunları göstermek istiyorum. Bu bildiğim bir şey. Böyle arkası da çikolata kaplamalı. Bu böyle gingerbread, yani zencefil bazlı bir harçtan, bir hamurdan yapılan kurabiyeler. Böyle içi böyle soft oluyor, kurabiye olmasına rağmen. Ve tamamen aslında bu gingerbread, tam olarak buna Almanca Lebkuchen deniliyor. Yani kurabiyeden ziyade böyle pastamsı bir yapısı var. O yüzden ismi de Kuchen olarak geçiyor. Kuchen pasta demek. Daha doğrusu kek demek. Şimdi burada İngilizce tanımı var mı diye bakıyorum. Bitter çikolata varmış içerisinde. Ve bir cilağın içerisine batırılıyormuş. Çok güzel. Yani o bir kez olsun Ikea'da falan denk geldiyseniz ve bu spekulatiyostan aldıysanız, onun kek hali gibi. Çünkü zaten hepsine aynı baharatı koyuyorlar. O da böyle az önce tarif ettiğim gibi zencefil, tarçın falan filan, çikolata gibi bir baharat karışımının bulunduğu bir hamur. Baharat karışımı yanılmıyorsam Türkiye'de bulunmuyor. O yüzden Türkiye'de bu gingerbread evlerini yapmak da çok zor. Filmlerden bildiğimiz. Ama yani bulabiliyorsanız mutlaka deneyin. Bence böyle herkesin sevebileceği bir tadı yok. Çok güzel kokuyor ama. Bunun içerisinde büyümüş bir insan olarak bana mesela çok lezzetli geliyor ama eminim ki bunu hayatında hiç tatmamış insanlar böyle ilk tattığında sevmeyebilirler. Ya da vanilya, tarçın aroması sevmeyenler de sevmeyebilirler. Karnımı buna doyurmak istemiyorum. Bu böyleydi. Sonra buraya geçelim. Burada böyle yıldız şeklinde kurabiyelerimiz var. Bu da genel olarak aynı harçtan, daha doğrusu aynı baharat karışımından yapılıyor. Ama içerisinde badem de var. Üstüne de böyle bir sos yapmışlar. Onun glazuanın Türkçesi tam olarak bilmiyorum. Cila demek istiyorum ama bilmiyorum. Yani bu buna göre daha sert. Bu şekerli tarçınla içine de biraz badem konulmuş bir kurabiyeye benziyor. Çok pek bir numarası yok yani bunun. Yani böyle çayla falan çok güzel olabileceğini düşünüyorum. Bunun kadar ağır bir şey değil. Bunun çocuk herkes beğenir yani bunu. Biraz da dişlere yapışıyor.
Sonra burada gördüğünüz böyle sucuk kumsu bir şey. Ve böyle toplar var. Bunu beni tanıyanlar bilirler. Ben bunun bağımlısıyım. Yani bunun köpeği olurum. Şöyle ki bu çikolataya batırılmış acı badem neyi olabilir? Ezmesi. Acı badem ezmesi. Bu da acı bademden yapılan böyle ya acı badem hamuru mu desem ya da ezmesi diyelim. Ezmesini alıp kakaoya batırıyorlar. Ve böyle top haline getiriyorlar. Buna da patates diyorlar. Çünkü dışı kahverengi, içi açtığımızda şöyle keselim. Şu şekilde. Yani acı bademden ötürü. O yüzden buna patates diyorlar. Yani Matspan Kartoffel. Bu ise bunun tam adı neymiş? Buna sadece Matspan diyorlar. In Saatbitter şokoladı. Yani bu da aynı şekilde içini kestiğimde şu renk. Yani acı badem ezmesi. Dışı da ise bitter çikolatayla kaplanmış. Buna ben bayılıyorum ya. Gerçekten muazzam bir şey. Benim içeceğim vardı ama suyum nerede bilmiyorum şu an. Şunu da keseyim, görün. Buna kesmesi bir tık daha zor. Bakın. İçi yine böyle. Bu da çok lezzetli. Hatta ben bu patatesleri daha çok severken annem bunu daha çok seviyor. O da şu an bekliyor dört gözle. Aslında dün aldım ben bunları ve dünden beri gözümüz sürekli bunların üzerinde. Bunun tabii çikolata olduğu için daha bir böyle çikolata yiyor musunuz? Acı badem ezmesi yediğinizi pek anlamıyorsunuz. Çünkü bitter çikolata var içerisinde. Bunlar yani böyleydi. Benim en sevdiklerim yani Noel geldiğinde böyle sabırsızlıkla ben böyle Noel değilken yani diğer aylarda hep bunları isterim. Yani 12 ay boyunca bunu yiyebilirim. Benim en sevdiğim abur cubur ve Türkiye'de yok. Ama artık IKEA'da vardı. Ben buraya gelmeden önce IKEA'da görmüştüm. Ama galiba IKEA'daki sadece bu acı badem ezmesiydi. Dışı yok muydu? Ya da yok galiba aynen bu. Galiba aynen bu IKEA'da satılıyor. Hatta Trendyol'a bile gelmişti benim favorilerimde. Duruyor. Eğer isterseniz size onun linkini bırakırım. Çok saçma. Ama favorileri eklemiştim tabii. O zamanlar Türkiye'ye, Almanya'ya gelme durumum falan yoktu. Sonra burada gördüğünüz şeyler badem. Türkiye'de var çikolataya kaplıyorlar bademi. Ya da böyle daha tatlı bir şey böyle kaplıyorlar. Bu baharatlıymış. Yani poşetinde gayet öyle diyor. Eğer bakmak isterseniz Gewürztraminer diyor. Gewürztraminer baharat olduğu için baharatlı badem diye çevireceğim. Hiç denemedim. Ben normalde bunu şey yapıyorlar burada. Hatta böyle Weihnachtsmarktlarda satılıyor. Noel pazarı diye çevireyim. Şey böyle çikolata, karamelize çikolatanın içerisinde pişiriyorlar bunu. Ve bunlar böyle şeker haline dönüşüyor. Onu biliyorum. Onu çok seviyorum. Ama böyle bir şeyi ilk defa deneyeceğim. Ama bu çikolata evet biraz böyle bundaki baharat karışımı çok az hissedilebiliyor ama bayağı çikolataya kapılmışlar hiç baharatlı maharatlı değil dışına da pudra şekeri ama tadı güzel. Tabii böyle ben baharatlı deyince daha başka bir şeyler düşünmüştüm.
Sonra burada gördüğünüz bizim minik kekimiz. Çok şirin görünmüyor mu? Bir thumbnail de alalım. Şöyle bunları bile dün şu video için aldım arkadaşlar. Bu emeğimi lütfen görün. Şöyle bir thumbnail alalım. Bu emek için lütfen bir like bırakın. Şimdi bu pastamızın adı Stollen. Stollen geleneksel bir kek ve bu dönemde hani en geleneksel şeyler bir bu gingerbread. Bir bu gingerbread. Bu Stollen ve marzipan diyebilirim tabii ki spekülasyonla. Şimdi bu Stollen'in içinde de bilin bakalım ne var? Tabii ki de badem. Yani bu Almanlar ya da Almanlara has mı onu da bilmiyorum. Keşke araştırsaydım değil mi? Bu Noel abur cubuklarının ana maddesi badem. Bademi çok seviyorlar. Şimdi bundan bir dilim kesmek istiyorum. Çünkü bunun içerisinde badem dışında bir de üzüm olduğunu hatırlıyorum ben. Kuru üzüm. Ve ben kuru üzümü çok sevmeme rağmen böyle kek içerisinde sevmiyorum. Aman zor kesiliyormuş kız. Evet. İçerisinde üzüm var. Şöyle bakın. Üzümlü bir kek. Dışı da pudra şekerle. Peki bunun bademi nerede? Arkadaşlar bol... Aa hayır. Çok kokuyor. Yiyemedim. Çok kötü. Aa çok iğrençtim. Nimete de öyle denmez ama çok kötüydü ya. Ben zaten sevmiyorum. Kek böyle kek gibi tatlı değil. Üzümler de çok acı. Ben çocukluğumdan beri bunu böyle hatırlıyorum. Gerçekten hatırladığım gibi. Hani hiçbir formülünde değişiklik olmamış ya. Hiç kimse de çıkıp demiyor mu kardeşim bu çok kötü ya. Buradan Almancı dostlarıma seslenmek istiyorum. Söz sizde. Siz Stollen'ı seviyor musunuz? Lütfen bana bunu yorumlara yazar mısınız? Yoksa böyle hisseden bir ben miyim? Sevmiyorum ya. Hiç güzel değil. Hiç güzel değil. Bunu keşke almasaydım. Umarım anne seviyorsundur ve bunu sana vereceğim. O şu anda içeride telefonla konuşuyor. Hiç bunlardan habersiz. Ama bunu bilmeyen yok artık. Bu çünkü Türkiye'de de artık kolay ulaşabilecek abur cuburlardan. Bu spekulatius. Kutusu da böyle. Spekulatius böyle tarçınlı bir kurabiye ve üzerinde genelde desenler oluyor. Mesela bu neymiş? Bu bir fil. Bu bir değirmen. Çok tatlı ve ben bademe doymadığım için bir de arkası bademli olanı almışım. Bunun bir de arkası düz olanlar da var. Yani sadece dümdüz spekulatius. Bu bademli spekulatius. Tam bir... Aa, çok güzel. Yine aynı baharattan var içerisinde. Tarçın var. Ama bu... Özür dilerim ama sizden özür dilerim ama bu gerçekten kışın olmazsa olmazı. Yani bunu şu anda böyle bir sıcak çikolataya batırasım geldi. Ya da bir süte. Muhteşem. Yani bunu kolaylıkla artık dediğim gibi Türkiye'de bulabiliyorsunuz. IKEA'da da satılıyor. IKEA o açıdan gerçekten çok iyi. Çünkü burada Avrupa'da tüketilen birçok gıda IKEA'da var. IKEA'da zaten... İsveç mi? Norveç mi? Kimlerin ya IKEA? Norveçlerin galiba. Aynen. Galiba öyleydi. Bu lezzetlerin birçoğunu orada kolaylıkla bulabileceğinize inanıyorum. En azından acı badem mezmesiyle bu spekülatiyosu ben kendim orada gördüm. Evet. Benim aldığım abur cuburlar aslında bitti. Bu kadar. Bir tane daha bu patatesler yiyeyim. Yani genel olarak hepsi sevdiğim şeyler çıktı. Çocuktan hatırladığım şeyler çıktı. Bunlar mesela. Çocukken çok severdim. Bunun bir de şimdi ben böyle dümdüzünü aldım ama kalp şeklinde, işte yuvarlak,
birçok çeşitte, birçok formülde. Benim mesela sadece arkası çikolataya batırılmış, bunun komple çikolataya batırılmış olanı da var. Seneler önce BİM'de gördüm, biliyor musunuz arkadaşlar? Galiba yanlışlıkla geldi, bilmiyorum. Anne senin BİM'de ne işin var? Biz annemle görüp almıştık. Gerçekten yemeğe kıyamamıştık. Ama şimdi burada olduğum için doyasıya yiyebilirim. Evet. Ağzımdaki de bittiğine göre, aha şu çok kötüydü. Bir özet yapalım. Genelde dediğim gibi hep çocukluğumdan hatırladığım, sevdiğim şeyler bu ştolen hariç. Ştolen'i hiç sevmiyorum. Ama bu sevmeyeceğimi bile bile aldım. Biraz böyle hani kumar oynadım. Evet, çünkü çocukluğumdan beri sevmiyorum. Ama bu hani geleneksel bir şey olduğu için mutlaka dahil etmek istedim. Umarım sizin için izlemesi keyifli bir video olmuştur. Merak ettiğiniz şeyler olmuştur. Ben bu Noel masamı şimdi toparlamak üzere buradan gidiyorum. Sizleri de like butonuna basmaya davet ediyorum. Yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu son zamanlarda like, yorum ve aboneye çok vurgu yaptığımın farkındayım. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi? Çünkü benim ilerlemem için, keşfedilmem için ya da daha fazla kitleye seslenebilmem için bunlar çok önemli. Siz bunlara ne kadar çok ağırlık verirseniz bana kat be kat katkısı olmuş oluyor. O yüzden benim sadık ve her videoma mutlaka yorum yapan takipçilerime buradan kocaman öpüyorum. Hepinizin ismi aklımda. Hepinizi çok seviyorum. Sizin bu sevginizin karşılığını belki buradan kuru kuru böyle seviyorum demek de veremem. Ama umarım bir gün sizin sevginize layık olabilirim. Şimdi ben gidiyorum. Gerçekten soda içmezsem şimdi bayılacağım. Çaktırmıyorum ama böyle çok tatlı yiyince benim tansiyonum düşüyor. Ne yapalım ya? Üf, benim de bir sürü sıkıntım var. Neyse çok dır yaptım. Ben kaçtım. Sizleri çok seviyorum dediğim gibi. Bir sonraki videoda umarım tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Zuzu bayıldın ya. Uyuyor ya. Hadi kalkalım şurayı toplayacağız. Hadi.